Herkese merhaba sevgili gençler. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar 11. sınıf 2. dönem 2. yazılıyı yapacağız fizik dersi adına. Şimdi senin bildiğin konular var, unuttuğun konular var, eksik olduğun konular var. Şöyle beraberce bütün konuları arkadaşlar baştan sona senle bir tekrarlayacağız. Bakın bu derste ne yapacağız? Biraz elektrik ağırlıklı bir ders yapacağız arkadaşlar. Elektriksel kuvvet, alan potansiyel, bakın paralel levhalardan bahsedeceğiz. Şu manyetik alandan bahsedeceğiz. Sahil kuralını söyleyeceğim arkadaşlar. Belki şuralara gelmişsinizdir. Alternatif akım, transformatör ve elektromanyetik indükleme konusundan sevgili gençler bahsedeceğiz. Tabii bakın birinci dönem yani ikinci dönem birinci yazılısı konularından da mutlaka çıkabilir. Siz Tonguç Akademi'de ben onu da çekmiştim. Onu da bir izleyeceksiniz. Bana kalırsa iki videoyu da izleyip arkadaşlar yazılıya girmenizi öneriyorum. En pratik noktalarla anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Özetini vereceğim. Bu derste bakın şöyle öğrenci notlarımız olacak arkadaşlar ve arkada çok kritik sorular yapacağım. Bakın tam yazılıda çıkabilecek tarzdaki sorulardan nokta atışı yani deneyimlerine de tecrübelerime dayanarak nokta atışı sorular çözeceğim size. Ve arkadaşlar hızlı bir şekilde de konuyu özetleyeceğiz. Şu dersin sonunda hem özet yapmış olacağız, formülleri yapacağız ve onun sonunda da soruları da çözdüğümüz zaman tam anlamıyla bir hazırlık olmuş olacak. Hemen şöyle bir yazılı programımıza da bakalım mı Tonguç Akademi'de arkadaşlar? Bakın matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya şeklinde arkadaşlar gidiyor. Ve burada bakın yazılı çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu takvimde bütün yazılı çalışmalarımız sırayla gelecek. Artık da bir sene sonuna geldik. Kamplas kitabımız varsa sevgili gençler. AYT kitabımız. Buradan da yazılı konularını pekiştirmek adına buradaki sorulardan da arkadaşlar çözebiliriz. Gene şurada da çok nokta dışı sorular verdik. Yine yazılıda çıkabilecek tarzda sorular burada mevcut diyorum. Ve artık hazırsan dersimize başlıyoruz. Sevgili gençler mutlaka buradan soru çıkacaktır diye düşünüyorum bakın. Hoca sorar diyorum arkadaşlar. Neyden sorar? Elektrostatik kuvvet. Bakın hemen ben şu özetimi arkadaşlar şunları yazdım. Şimdi bakın elektriksel kuvvet de diyoruz. Kulomb kuvveti, elektrik alan, elektrik potansiyel ve potansiyel enerji. Bunların formülleri bakın birbirine çok fazla benzediği için sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili hatırlarsan ders anlatımında da ben sana bir akılda tutma yöntem vermiştim. Hemen yine onu gene vereceğim. Bakın arkadaşlar şu elektriksel kuvvet yani diyelim ki artı artı iter, artı eksi çeker, eksi eksi iter. Ama burada kaç Newton'la iter ya da çeker? Bunun bir formülü vardı. Hemen şuraya istersen beraber bir yazalım. Şimdi bakın kuvveti arkadaşlar F ile gösteriyorduk. Şurada bizim bakın K diye bir sabitimiz var. Q'ları çarpacağız. Yükleri çarpacağız. Örnekler üzerinde de göstereceğim. Q1, Q2 bölü D kare. Güzel. Şimdi formülümüz bu. Sevgili gençler ama bunlar birbirine çok benzediği için arkadaşlar ben bu formülü bir adama benzetmiştim hatırlarsanız. Gene hemen şuradaki benzetmeyi şöyle bir yapacağım. Bakın diyeceksiniz hocam formülü adama nasıl benzettiniz? Şöyle arkadaşlar bakın şurada K formüldeki K arkadaşlar adamın kafası oluyor. Şuradaki Q'lar Q1, Q2 adamın bacakları, D1, D2 de Q'lar kolları, D'lerde arkadaşlar bacakları. Şimdi ve bu adamın adı da nedir? Adamın adı arkadaşlar Feveb. Feveb. Nedir diyeceksin Feveb? Hiç bilmeyenlere bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz burada elektriksel kuvvet F ile gösteriyoruz. Elektrik alanı arkadaşlar E harfi ile göstereceğiz. Elektrik potansiyelini V ile göstereceğiz. Ve elektriksel potansiyel enerjiyi de arkadaşlar E potansiyel. Şunu da karışmasın diye göstereceğiz. Şimdi baş harflere bakarsan Feveb oluyor. Şimdi arkadaşlar bu Feveb'i bakın önce iki kol var. İki Q var. İki de D var. D çarpı D. D var. Şimdi öncelikle ne oluyor? Feveb arkadaşlar askere gönderiyoruz. Biraz saçma bir yöntem ama emin olun akılda kalıyor. Çocuklar bakın üniversiteye girdikten sonra bile beni buluyorlar. Bazen karşılaşıyor. Hocam diyorlar şu Feveb'i unutmadım hala formüller aklımda. Hatta üniversitede bile işime yaradı falan diyorlar. Arkadaşlar bakın Feveb'i askere gönderiyoruz. Feveb'in önce iki kolu iki bacağı tamam. Bakın bir alttaki formüle geçtiğim zaman Feveb kolunun bir tanesini kaybediyor. Yani kol derken Q. Q'nun bir tanesi giderse ne oluyor bakın? KQ bölü D kare oluyor formül. Ondan sonra arkadaşlar Feveb bacağının da bir tanesini kaybediyor. Yani KQ bölü burası da ne oluyor? Bakın D oluyor. Sonra savaş bittikten sonra Feveb'e diyorlar ki kol mu bacak mı istersin? Ama işte ekonomik krizdeyiz sana kol ya da bacaktan bir tanesini verebiliriz diyorlar. Feveb diyor ki arkadaşlar iyi o zaman kol seçeyim diyor. Yani kol geri geliyor. Bakın K çarpı Q1 Q2 bölü bakın bacak gelmiyor D oluyor. İşte arkadaşlar şuradaki 4 tane formülden 4'ünden de soru çıkacaktır diye düşünüyorum. Şu Feveb'i bir daha geriye al izle mutlaka çıkacak. O zaman şimdi şöyle bir düşünelim mi? Kulomb kuvveti deyince sen hemen ne yapacaksın arkadaşlar? Bu dörtlüdür bu. 4 taneden bir tanesi de gelir. Feveb'in birincisi bakın. O zaman nedir? Kol bacak duruyordu değil mi birincide? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? K çarpı Q1 Q2 bölü
T kare diyeceğiz bakın. Formülümüz bu diyeceğiz. Artık FEVEP sayesinde bunu daha rahat aklına tutacaksın. Biraz sonra onunla ilgili örnekler yapacağım. Hani kolon kuvvetini nasıl sorabilir? Bana kalırsa ne çıkar onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ikincisi hemen şöyle düşünelim. Bakın sen hemen nasıl aklına getireceksin yazılı bunu. FEVEP diyeceksin bakın FEVEP. Birinci de bu tamamdır diyeceksin. Bakın bu kol bacak tamamdır. Önce kol gitti bacak gitti kol geri geldi. O zaman bu hangisi oluyor söyle bana. Ne dersin? Evet değil mi? KQ bölü D kare harikasın. İşte bu şekildedir diyeceğiz arkadaşlar. Ama elektrik alan soruları nasıl çözeceğiz? Şöyle de bir açıklama yapayım. Şimdi bakın sana artı yüklü bir isim ya da eksi yüklü bir isim verecek arkadaşlar. Buraya da bir tane bir nokta verecek. İşte buradaki elektrik alanı soracak. Formülümüz bu olacak. Burada sana artı ya da eksi var demeyecek ama orada biz artı büyük varmış gibi düşüneceğiz. Yani dolayısıyla bu artı artıyı bakın elektrik alan yönünü bulmak için artı artı iter diyeceğiz. Böyle olacak. Eğer eksi ise mesela artı eksiyi çeker diyeceğiz arkadaşlar. Orada da elektrik alanı yönü. Bakın böyle olacak. Birazdan örneklerde göstereceğim ama öncelikle şu formülleri bir pekiştirelim. Bir de sevgili gençler elektrik alan çizgilerinden sorulur diye düşünüyorum. Bu da gerçekten çok basit bir soru olur. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bakın bu elektrik alan çizgileri arkadaşlar. Elektrik alan dediğimiz çizgi şeklinde. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki şurada hani ben bir cismi elektriklendirebiliyorum. Nasıl elektriklendiriyorum? Mesela kazağına, tişörtüne arkadaşlar alıyorsun. Hani bunu böyle sürtüyorsun. Sürtünce ne oluyor? Yani bu artı ya da eksi yükleniyor ya. İşte bu artı ya da eksi yüklü olan bir cismin etrafında aslında biz görmüyoruz ama bir çizgiler var. İşte bu çizgiler ne tarafa doğru? Eğer bakın bu artı yüklü bir cisimse arkadaşlar. Artıdan her zaman şu şekilde bakın çıkan çizgiler var. Bu çizgilerin ne kadar olduğu da yükün miktarına bağlı. Yani az yüklüyse az çizgi var, çok yüklüyse çok çizgi var. Ama sen şunu bileceksin. Bu çizgiler daima arkadaşlar artıdan çıkıyorlar. Eksiye de giriyorlar. İşte senin bilmen gereken şey bu. Bakın artı yükün demişiz elektrik alanı dışa doğrudur. Yani artıdan çıkıyorlar. Eksiye de arkadaşlar eksi yüklü bir cisim bakın şurası. Eksi yüklü cisimde de böyle giren birçok çizgi var. Peki artı ile eksiyi ben böyle yan yana koymuşsam ne dedik? Oklar daima artıdan çıkıp eksiye giriyorlar dedik. Bakın okların yönüne bir dikkat edin. Her zaman ne tarafa doğru olacak? Artıdan eksiye doğru olacak sevgili gençler. Tamam mı? Bu karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Peki ikisi de artı veya ikisi de eksi ise buradan çıkıp buraya giremeyeceği için bakın artıdan çıkıyor dedi. Bakın okların yönüne bir dikkat edin. Artıdan görüyor musunuz? Çıkan oklar var. Eğer ikisi de eksi olsaydı arkadaşlar okların yönü ters olacaktı. Böyle bir şey de sorulabilir. Gerçekten en basit sorulardan bir tanesi olur diye düşünüyorum. Ama karşımıza çıkar. Peki elektrik potansiyel. Hemen biz FEVEP'i gene bir düşünelim mi? FEVEP hangisi arkadaşlar? Şu bakın beraber yapalım. Hadi söyle bana. Önce bakın neydi F'de? Askerin kol bacak tamamdı. Sonra ne olmuştu? Kol gitmişti. Burada bacak da gitmişti. Ne olur o zaman? K çarpı. Bakın kol gitmiş. Kolun bir tanesi yok. Bacağın da bir tanesi yok. Görüyor musun? KQ bölü D olacak arkadaşlar. İşte bunu böyle göstereceğiz. V ile göstereceğiz. Ve birimi neymiş? Voltmuş. Elektrik potansiyel dediğimiz. Hani pilin voltu vardır ya. Volt olacak arkadaşlar birimi. Peki ve son olarak da burada elektriksel potansiyel enerji. Hemen ne yapacaksın sen böyle FEVEP'i yazacaksın. Elektrik potansiyel deyince arkadaşlar E potansiyel anladın mı böyle. Bakalım nasıldı FEVEP'in arkadaşlar önce iki kol iki bacak vardı. Sonra ne olmuştu kol gitmişti bacak da gitmişti. Sonra ne geri gelmişti hatırla kol mu bacak mı değil mi? Kol geri gelmişti. KQ1 Q2 bölü. De işte bu kadar gördünüz mü? İşte arkadaşlar artık buradaki 4 tane formülü biliyorsun. Çünkü bakın akılda tutması zor oluyor birbirine karışıyor. Ama artık sen karıştırmayacaksın. Bunu anladık. Biraz sonra arkadaşlar bununla ilgili ne sorular çıkabilir? FEVEP ile ilgili ne sorular çıkabilir? Onu söyleyeceğim sevgili gençler. Şimdi peki bir de paralel levhamız var. Şimdi öğrenciler bana diyor hocam vallahi sınıfta bir şey anlamadım. Sıkıldım anlayamadım gibi şeyleri de çok söylüyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada özetini yapıyorum sana. Elimizden geldiği kadar olayı özetlemeye çalışacağız. Şimdi bakın buradaki elektrik alan ve potansiyel yani bu şu paralel levha dediğimiz iki tane arkadaşlar birbirine paralel levha bağlıyor ve buraya bir pil koyuyor. Pilin de tabii ki burada nedir? Bir voltu var. Atıyorum V eşittir. Ne olacak burası? İşte 10 volt, 20 volt neyse değil mi? Bir şeyler verecek. Bu tabii ki bu 3 boyutlu olarak böyle gösteriliyor ama sorularda sen genelde böyle görüyorsun. Yani bu buna eşit. Arada bir fark yok arkadaşlar. Şimdi biz bunu pile bağladığımız zaman bakın ne oluyor? Burası bir levha artı bir levha eksi yükleniyor. Ve buradan buraya doğru bir elektriksel alan oluşuyor. Peki ben buraya artı yüklü bir cisim koysam ya da bakın eksi yüklü bir cisim koysam arkadaşlar. Bu cisme bir kuvvet uygulanır mı? Uygulanır. Peki ne tarafa uygulanır? Bakın bu artıdan dolayı burası artı yüklenmedi mi? Artı artıyı ne yapar? İter. Bu tarafa doğru bakın iter. Buradaki artı eksiği ne yapar arkadaşlar? Çeker. İşte kuvvetin yönü bu tarafa doğru. Peki bana bunları sorarsa bakın işte burada da paralel levhada kullandığımız formüller var sevgili gençler. Paralel levhadaki formülleri de biz gene FEVEP'ten buluyoruz. Bakın şöyle.
Hemen isterseniz beraber bir yapalım. Şurayı şöyle bir çizeyim. Şuraya arkadaşlar paralel levha diyeyim. Paralel levha. Levha diyelim arkadaşlar. Şimdi paralel levha dediğimiz bakın nedir bu? Değil mi? Şuraya şöyle bir pil bağlıyoruz. Artı eksi dedik bakın. Şuraya da V dedik. Şuraya da D dedik. Evet. Şimdi paralel levhanı seninle beraber formüllerini yazacağız. İstersen şöyle de yapabilirim. Şuradaki paralel levhayı şurada göstereyim. Formülleri şuraya yazayım. Şimdi arkadaşlar paralel levhada bakın demişiz ki elektriksel potansiyel demişiz. Şimdi elektrik potansiyelden bahsedeceğim. Şimdi elektrik alan var arkadaşlar. Yine E. Bakın elektrik alan. Elektriksel kuvveti sorarsan burada elektriksel kuvvet dediğimiz hani dedik ya şuradaki cisme elektriksel kuvvet uygulanıyor. Ve potansiyel enerji değişimi yani delta E enerjiyi sorar arkadaşlar. Bu enerji değişimi. Enerji diyelim. Delta enerji. Şimdi bakın arkadaşlar bu gene FEWEB'den gelen bir formüldür. Nereden bunu hatırlayacaksın? Şöyle. Şimdi FEWEB'in ilk iki formülüne bakar mısın? Şimdi bak burada K, Q, Q bölü D kare var. Burada da var. Peki şu iki formül arasında ne fark var sence? Neyi neyle çarparsam diğeri olur. Bakın elektrik alanda arkadaşlar Q yok. Elektrik alanı Q ile çarparsam F olur. Ha demek ki F'i bulmak için burada bakın elektrik alanı ne yapacağız arkadaşlar? Q ile çarpacağız. Görüyor musun? Bakın buradan geliyor. Peki şu ikinci ikili formüle bakalım. Burada arkadaşlar burada ne benzerlik var? Ya bakın elektrik alanı D ile çarpacağız ya da V'yi D'ye böleceğiz. Yani elektrik alanı bulmak için de burada ne yapacağız? V'yi D'ye bölüyoruz bakın. Ve şu son iki formüle bakarsak gene formüller birbirine benziyor. Voltu Q ile çarpacağım. Yani burada Q çarpı V olacak. Merak etmeyin bunların gösterimini de birazdan arkadaşlar yapacağım. Yani sonuç olarak bakın paralel levhada da sevgili arkadaşlar işte bakın bu formülleri kullanıyormuşum. Peki bunu nasıl kullanacağım ve bana nasıl verecek? Burada arkadaşlar paralel levhanı mesela atıyorum burada 10 volt dedik ya. Aradaki uzaklığı da diyelim ki 2 metre verdiğini düşünelim. Bakın aradaki uzaklık da 2 metre dedi. Sana burada neyi sorabilir? Elektrik alanı sorabilir. Nasıl bulacağız elektrik alanı arkadaşlar? Bakın ne diyor formül? V bölü D diyor. O zaman 10 bölü 2'den elektrik alan kaçtır? 5'tir gibi. Peki kuvveti sorarsa arkadaşlar bu cisme uygulanan kuvvet elektrik alanı bulduk zaten. Q yükü de verirse oradan bulacağız. Dediğim gibi örneklerde göstereceğim. Yine bu cisim buradan buraya giderken bakın kinetik enerjisinde yani hızında bir artış olur mu? Peki ne kadar bir artış olur? İşte onu da Q çarpı V ile bulacağız arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi formüller elimizde olsun. Bazen diyorsunuz hocam çok fazla formül var. Haklısınız ama arkadaşlar merak etmeyin. FEWEB'de falan sen bunu çok rahat aklında tutacaksın. Sonrasında zaten onunla ilgili soru tiplerini beraber rahatça sen yapacağız. Peki bir de arkadaşlar yazılı çıkacak olan konulardan bir tanesi de sağaçlar. Yani diğer de işte kondansatörler olacak. Bakın bu kondansatörler de arkadaşlar yine bakın bir paralel levha aslında. Böyle pilin uçlarına bir paralel levha bağladığım zaman sevgili gençler. Bu ne yapar biliyor musunuz? Bir yük depolar. Bakın bunları sağaç denileceğimişiz. Sağaçın işlemi de neymiş? Yük depolamakmış. Bunu belki boşluk doldurma olarak da bakın sorabilir. Dikkat. Peki bu bir depoysa arkadaşlar bakın artı uca bağlı olan şurası artı yük. Burası da eksi yük depoluyor. Ve bunun bir sığası var. Yani diğer de işte arkadaşlar bir kapasitesi var. İşte kapasitesini biz C ile gösteriyoruz. C eşittir. E çarpı A bölü D. Şimdi bu ne demek olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar buradan mutlaka bir soru çıkar diye düşünüyorum açıkçası. Yazılda %100 çıkar diyorum sevgili gençler. Hangisi çıkar? Ben buna C at formülü diyorum. C at formülü. Ne demek bu? Şu C ne demek? Bakın sana diyecek ki kondansatörün sığası nedir diyecek veya bununla ilgili belki bir soru soracak. Buradaki arkadaşlar E demek. Bakın şuradaki E demek arkadaşlar. Şu iki levha var ya şu iki levha arasında bir malzeme var. Yani ya bir hava var. Bakın iki tane paralel levha var burada. Paralel levhalar arasında ya bir hava var, ya bir cam var, ya plastik var. O önemli değil. Bunun arkadaşlar elektrik iletkenliğiyle ilgili dielektrik. Bakın dielektrik sabiti denen bir sabit var arkadaşlar. Bu sabiti bize verecek ya da bir yorum soru soracak. Buraya koyacağız. Buradaki A demek levhaların bakın alanı. Alan yani şuradaki levhaların alanı kaçsa. D de arkadaşlar levhalar arasındaki uzaklık. Uzaklık olacak. Yani şu levhalar arasındaki uzaklık ne kadarsa. Ona bakın değeri göstereceğiz. Demek ki formülümüz neymiş arkadaşlar? C 60. Hemen şunu da isterseniz bir özetimize bir yazalım. Yani bize bir sığa'yı sorarsa bakın sığa. Yani kondansatörü şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir C eşittir. A bölü D dedi. Bakın bunu da bir yazmış olduk. Görüyor musunuz? Sığa'yı soracaktır. Ve bunu da biz neyle bulacakmışız? Cihat'ta bulacakmışız. Gene dediğim gibi birazdan örnekleri en sonda arkada yapacağız. Önce bir hatırlayalım. Formülleri bir yazalım. Şöyle bir hepsini bir özetleyelim. Ondan sonrasında arkadaşlar en arkada da bütün hepsiyle ilgili formülleri yapacağız.
Ve yine sevgili gençler bakın, manyetik alan olmadan sınav olmaz. Manyetik alandan mutlaka soracak. Peki ne var? Manyetik alanda ne var? Bakın ben burada özetledim olayı. Arkadaşlar düz tel var. En çok bize düz tel çıkacak. Düz telin manyetik alanı sorulacak. Düz teli bakın kıvırmış, çember haline getirmiş. Çemberin manyetik alanı sorulacak. Ve arkadaşlar bir de teli böyle bobinin etrafına sararsak, buradan da bir akım geçirirsek de, akım geçmesi için buraya bir pil bağlamışızdır. Bunun manyetik alanı soracak. Peki bunların manyetik alanı nasıl bulunuyor? Öncelikle onu bir söyleyeyim. Arkadaşlar manyetik alanı biz şunu bir bilmemiz lazım. Manyetik alanı B harfiyle gösteriyoruz. Bakın telin D kadar uzağında sana bir nokta verecek. Mesela şuraya diyecek, işte bir K noktası diyecek. Uzaklıkta D kadar. Bunun buradan tabii bir i akımı geçiyor. D kadar uzağındaki bir K noktasında ya da bu tarafta, solunda ya da sağında arkadaşlar, manyetik alan nedir diyecek. Biz buradaki manyetik alanı da neyle gösteriyoruz dedik. B ile gösteriyoruz. Formülümüz arkadaşlar 2K i bölü D. Buradaki K değeri tabii ki sabit bir değer olacak. Şuraya da yazalım mı? K değeri arkadaşlar. Burada 10 üzeri eksi 7 gibi bir sabit. Ama bunu ezberlemek zorunda değilsin. Eğer K değerini yerine koyarsa, rakamlı bir şey verirse arkadaşlar, bunu biz yerine koyacağız. Ha, bazen de kaç K'yı bölü D'dir şeklinde soruyor. Öyle sorarsa direkt K olarak yazabiliriz. Peki burada da çemberin merkezindeki manyetik alanı sorar. Bakın formüle bir dikkat edin şimdi. Formül arkadaşlar ne oluyor? 2KI bölü D ya. Çemberde buraya bir pi ekleniyor. Hani çember deyince bir pi vardır değil mi? Pi R kare, 2 pi R. Bakın gene 2K diyoruz. 2K pi koyuyoruz. Pi 3 al derse yine 3 koyarız. 2K pi i bölü R diyoruz sevgili gençler. Görüyor musunuz? Bakın bu formülde işte bu şekilde oluyor. Peki bobine gelirsek, bobindeki formülde şöyle oluyor bakın. Bobin gene B eşittir. Bu sefer formülü biraz daha geliştiriyoruz. Bakın 4K pi i yapıyoruz. Ama tabii burada bakın birçok çember olduğunu gördün mü? Bak birçok çember var. Bu her bir çember için bir formül. Kaç tane çember varsa çember sayısı, yani bu sarım sayısı arkadaşlar, N bölü L diyeceğiz. Yani L dediğimizde şu bobinin uzunluğu olmuş olacak. İşte bakın burada görüyor musunuz? Gene 3 tane formülümüz var sevgili gençler. Gene bunları da benim bilmem gerekiyor. Yani dediğiniz gibi biraz formül sayısı fazla olabilir ama bunlar sana zaten üniversite sınavında da lazım. Bunları zaten bize mutlaka yapıyor olmamız lazım. Peki bir de gelelim. Arkadaşlar burada bir de manyetik alan var. Hani şu sahil kuralı var ya, onu da bir söylememiz gerekiyor. Şimdi bakın sahil kuralı ile ilgili sana iki tane yöntem vereceğim. Seç beğen al. Hangisi kolayına geliyorsa. Ama bunu senin kesinlikle biliyor olman lazım. Birincisi arkadaşlar bakın şu tel şöyle ya. Şu kırmızı kalemle isterseniz şu tel olsun. Veya şöyle mavi de göstereyim ki daha net görünsün arkadaşlar. Şimdi şu bakın bir kalem telimiz olsun. Telden şu sivri uca doğru akım geçiyorsa ne yapıyorsun? Sen bu teli avucun içine alıyorsun. Ama baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde bakın. Bu tel burada kağıdın üzerinde. Yani şöyle ben hayal ediyorum açıkçası. Öyle düşünebilirsin. Arkadaşlar kum bir zemin var gibi düşün. Ben sana diyorum ki bu teli diyorum avucun içine al. Ama baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde avucun içine al diyorum. Ne yapacaksın? Parmaklarına bakın. Şurada kuma daldıracaksın. Buradan çıkartacaksın. Doğru mu? Bakın şöyle avucun içine alacaksın. Nasıl yapıyorsun? Bir daha söyleyelim. Baş parmak akım yönü gösterecek. Tel böyle duruyorsa o zaman baş parmak böyle gösterecek. Tel işte şu şekilde duruyorsa şöyle der. O zaman tel bakın baş parmak böyle gösterecek. Görüyor musun? Baş parmak dört parmağı şurada bakın şurada saplayacaksın. Şuradan çıkartacaksın arkadaşlar. Parmaklarının saplandığı yer içe doğru olmuş oluyor. Çıktığı yer bakın arkadaşlar dışa doğru olmuş oluyor. İşte bu şekilde yönü bulacağız. Yönü bulmak için bir yöntem daha var. Bakın şu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi camdan aşağı doğru evde oturuyorsun. Camdan aşağı doğru baktığını düşün. Şurada birinin yürüdüğünü bir hayal et. Bakın şu ok yönünde görüyor musun? Bak ok yönünde birinin şöyle yürüdüğünü hayal et. Arkadaşlar yürürken şu çizgi etrafında birinin yürüdüğünü düşünürken çizginin sağ tarafında kalan bölüm bakın her zaman içe doğru oluyor. Yani yürüyen kişinin sağında kalan içe doğru oluyor. Bu taraftaki solda kalan da nokta olmuş oluyor. Hatta şöyle diyorum ben. A'yı şöyle falan yaparsak, hani şöyle bir A yaparsak, bakın A yaparken bir çarpı gibi. Şöyle sol derken de bakın sol görüyor musunuz? Şöyle nokta gibi. Yani bir daha onu özetliyorum. Şu tarafa doğru bakın şöyle yürüyen birini düşüneceksin. Yürürken adamın neresi sağında kalıyorsa orası çarpı solda kalan nokta da arkadaşlar burası noktadır diyeceğiz. Peki onu şurada da yapalım mı? Bakın akım şu şekilde geçiyormuş. Yani bu örnek tabii diğer tarafa doğru da geçebilir. Akım bakın bu şekilde gidiyorsa birisi şöyle yürürken sence o nokta sağında mı solunda mı kalıyor? Ne dersin? Değil mi? Sol. O zaman bu örnek için arkadaşlar noktadır manyetik alanın yönü diyeceğiz. Peki buraya bakalım. Burada bakın akım şu şekilde, dikkat edin şu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Görüyor musunuz? Bak şöyle akım gidiyor. Burada da arkadaşlar bakın şöyle bir bobin var ya burada.
Bobini şöyle dört parmakla akım yönü gösterecek şekilde arkadaşlar bobini şöyle avucunuzun içine alacaksınız. Bakın şu bobini şöyle avucunun içine aldığını düşünürsek baş parmak nereye gösteriyor? Sol tarafı. Gene bu örnek için. Yani örnek diyorum çünkü diğer tarafa da gösterebilir. İşte manyetik alanın yönünü böyle bulacağız. Ve şuradaki formülleri bileceğiz sevgili gençler. Mutlaka gene manyetik alan formülü vardır. Peki bir manyetik alan vardı. Bir de bakın manyetik kuvvet vardı. Dikkat edin şimdi bakın manyetik alanı bulurken dört parmak böyle. Ama manyetik kuvveti bulurken arkadaşlar dört parmağınız şöyle olacak. Gergin olacak. Eliniz bu şekilde duracak. Kuvveti böyle bulacaksınız. Peki nasıl olacak? Bakın manyetik alan bulurken de az önce de zaten şu baş parmak neyi gösteriyordu? Baş parmak arkadaşlar dikkat edin akımı gösterir. Yani şöyle tuttuğunuzda akımı gösterir. Dört parmağınız her zaman manyetik alanı gösterecek. Manyetik alanı gösterince arkadaşlar avuç içinizde bakın kuvvetin yönünü gösterecek. Peki bana manyetik kuvvette ne sorabilir? Arkadaşlar ya tele uygulanan bakın manyetik kuvvet sorabilir. Şuraya tel diyelim isterseniz. Manyetik alan içindeki bir tele uygulanan manyetik kuvveti sorabilir. Veya yüklü bir cisme uygulanan manyetik kuvveti sorabilir. Bakın yüklü bir cisim var. Şurada artı veya eksi. Yani Q yüklü. Bakın Q yüklü bir cisim var. Bunu uygulanan kuvveti sorabilir. İkisinde de arkadaşlar sahil kuralını kullanıyoruz. Peki burada nasıl kullanacağız? Bakın şöyle. Bakın beraber yapalım. Sen de benimle beraber yap. Şu soruya baktığımızda bakın dört parmak manyetik alan yönü gösteriyor. Güzel. Şu baş parmak ne olacak? Telin yönünü gösterecek. O zaman şöyle yapacaksın. Avuççu bakın şu anda ne tarafa doğru? Ekrandan dışa doğru değil mi? Yani sana doğru. İşte buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Dışa doğru diyoruz. O zaman bu tele uygulanan kuvvet şu anda şöyledir ve kuvvette şöyle gösteriyoruz. Tabii burada manyetik alanın yönü değişecek. Telin yönü değişecek. Sen ona göre elinde ayarlaman gerekecek. Peki buraya bakalım. Burada arkadaşlar manyetik alanı sağa doğru yapmışım. O zaman ne yapacaksın? Manyetik alanı şöyle dört parmağı sağa doğru yapacaksın. Şu baş parmak ne olacak? O zaman bakın hız böyleyse bu sefer de burada baş parmak hızı gösterecek. O zaman elini böyle çevireceksin. Bakın avuç şimdi nereye doğru gösteriyor? Şu sahil kuralında da olduğu gibi. Bu sefer içe doğru gösteriyor. Yani şu anda buna uygulanan kuvvet. Bu örnekte diyorum her seferinde. Çünkü bunların hepsi değişecek. İşte bu şekilde çocuklar yönü bulacağız. Yaparsın. Yani ben bunu ders videosunu çekerken de detaylı anlattım. Eğer vaktin varsa onu da bir izle. Şimdi arkadaşlar peki gelelim buradaki formül nedir? Tamam yönü böyle bulduk ama tele uygulanan kuvvetin formülü nedir arkadaşlar? F eşittir bil. B çarpı I çarpı L arkadaşlar. Yani fen bilimleri dersi ya bu oradan düşünün. Hani fizik, kimya, biyoloji fen bilimleri. Tamam bu şekilde arkadaşlar bunu alıyoruz. Eğer bu tel şöyle yamuk falan duruyorsa şurada bir açı varsa o zaman arkadaşlar çarpı bir sinüs alfa ile çarpıyoruz bunu. Bunu da bir söylemiş olalım. Yani buradaki B manyetik alan, I telden geçen akım, L de telin boyu tabii ki metre olacak. Peki burada formülümüz nedir? Burada da arkadaşlar F eşittir Q ve B. Yani Q dediğimiz bakın Q cismin yük miktarı. V dediğimiz bunun hızı. B de arkadaşlar manyetik alan şiddeti. Yani burada şöyle düşünebilirsin. Bakın kuvvetle her zaman çarpıyoruz. Bölme yok. Gene buradaki yüklü cisim tabii ki şöyle açılı falan gidiyorsa. Artı ya da eksi bakın şöyle açılı bir şekilde arkadaşlar bir hızla gidiyorsa şurada bir açı varsa yani o zaman oraya gene aynen bu şekilde gene bakın sinüsü bir eklemem gerekiyor sevgili gençler. Evet şu iki formülde bakın kuvvet sorulursa bunların gene arkadaşlar bilinmesi gerekiyor. Peki kuvvetle hemen şunu da bir söyleyeceğim. Bazen bakın şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. İki tane tel veriyor. Burada bakın sahile gerek yok. Burada I1, I2 diyelim mesela. İki tane tel varsa bazen iki telden zıt yönde akım geçiyor mesela. Şöyle bir akım geçiyor. Ters yönde geçiyor. Bakın burada arkadaşlar formül biraz değişecek. Eğer aynı yöndeyse bakın bunlar birbirini çekiyor diyeceğiz. Zıt yöndeyse birbirlerini itiyordur diyeceğiz. Bu şekilde itiyor diyeceğiz. İşte buradaki formülü bulmak için de şu formül biraz değişecek. Aslında gene bilden gelen bir formül. B'nin yerine arkadaşlar manyetik alan formülü kullanacağız. Yani diğer telin 2KI bölü D'ydi ya. Bunu kullanırsak ne olacak burada biliyor musun? 2K I1 I2 L bölü D olacak bakın görüyor musun? İşte formül işte böyle olacak. Burada da şunu sorabilir sevgili gençler. Şimdi bakın bu cisim burada hani dönmeye başladı ya. Yani kuvvet uygulanınca sevgili gençler bu cisim dönmeye başlar. Buradaki dönerken oradaki manyetik alandan dolayı dönme hareketi yaparken arkadaşlar oradaki çizdiği çemberin yarı çapını sorabilir. Buna da biz mavi küba formülü diyoruz bakın aklımızda tutmak için. Yani mavi küba derken ne demek istiyoruz? M derken cismin kütlesini verecek sana kütlesi. V hızı, Q cismin yük miktarı, B de ortamdaki manyetik alan şiddeti. Bakın burada da arkadaşlar 4 tane kuvvetle ilgili formülümüz var. Bunları da gene hoca sorabilir. Bunları da sevgili gençler bileceğiz. Peki gelelim şimdi manyetik alan, manyetik kuvvet dedik.
Bir de arkadaşlar indiksiyon EMK diye bir şey var. Eğer buraya kadar da geldiyseniz hoca bunu yazıldı arkadaşlar %100 sorar diye düşünüyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz yani belki de öğretmenler bazen yavaş kalıyorlar ve burayı tam yetiştirememiş oluyorlar. Ama yetiştirdiyseniz eğer arkadaşlar burada ne demektir onu bir söyleyeceğiz. Şimdi manyetik akı demek nedir? Şimdi sevgili gençler bakın şöyle. Mesela bir ortamda bir manyetik alan varsa. Bir bakın manyetik alan varsa manyetik alanı biz nasıl gösteriyoruz? B ile gösteriyoruz. Peki bir ortamda manyetik alan nasıl olacak? Şimdi bakın mıknatısla yapılabilir. Genelde hani mıknatısın şöyle yapalım. Bir mıknatısın arkadaşlar N ucundan şöyle S ucuna doğru bir manyetik alan vardır. Ve bu manyetik alan içerisine de biz şöyle bir çerçeve koyarsak. Çerçevenin tabii dik görünüşünü ben yapıyorum yani şu şekilde hani. Üç boyutlu da şöyle çubuk şeklinde gösterdim. Bu levhanın alanında A ise arkadaşlar akıyı şöyle bir sembolle gösteriyoruz. Bakın fi diyoruz buna. Fi ile okunuyor. B çarpı A diyeceğiz arkadaşlar. B manyetik alan. A da levhanın alanı. Ama tabii ki buradaki levha bakın şuradaki levha dik durmuyorsa o zaman levhanın alanı A diyoruz. Bu levhanın normalidir. Bakın normalle yapılan için alfa dersek eğer açımız varsa sevgili gençler bunu dik hale getirmek için burada bakın bir kosinüs alfa ile çarpıyoruz. Buradaki akının birimi de sevgili gençler burada sorulabilir. Bakın akının birimi Weber'dir diyeceğiz. Peki akıyı bu şekilde gösterdik. Yine şimdi örnek olarak örneklerde yine bakarız. Gelelim indiksiyon EMK ne demek arkadaşlar. Bakın bir levhadaki akı değişiyorsa yani bu akı bir şekilde artıyor veya azalıyorsa burada bir indiksiyon EMK oluşuyor. Yani devre ona bir karşı koyuyor. Peki burada bana ne soracak? Bakın şu şekilde sorular çıkacaktır. Bakın bir ortam verir. Şurası bakın önemli. Bir ortamda bir manyetik alan verir arkadaşlar. Diyelim ki örnek olarak içe doğru bir manyetik alan olsun. Bu manyetik alan ortamda bir teli bakın şu şekilde çekiyorsa. Bu şekilde bakın V hızıyla çekiyorsa ve boyu da L kadarsa arkadaşlar. Bu tel artık bir pile dönüşüyor. Yani görünüş olarak bir tel ama bir pile dönüşüyor. İşte onu biz yine sahil kuralıyla buluyoruz. Nasıl bulacağız? Bakın bu sağa doğru giderken arkadaşlar manyetik alan içe doğru ya. Dört parmak bakın manyetik alan yönü gösterecek. Tamam. Şu baş parmakta hızı gösterecek. Hız nereye doğru? Sağa doğru. Şöyle çevirdiğinizde avuç nereye bakıyor? Bakın yukarı doğru bakıyor. Ha demek ki burası bakın artı burası eksi yükü dönüyor. Yani sonuç olarak arkadaşlar. Siz bu manyetik alan içinde bu teli hareket ettirdiğinizde bu bir pile dönüşüyor. Ve işte burası bakın artı burası eksi oluyor arkadaşlar. İşte böyle bir pil oluyor. Peki kaç voltlu bir pil oluyor? İşte onu da E ile buluyoruz bakın. E eşittir. Bavul formülümüz var. B çarpı V çarpı L. Tabii gene bu dik değilse şöyle açılı falan gidiyorsa bakın şöyle açılı giderse. Şöyle V hızıyla ve şuradaki açımızda alfa ise. O zaman biz burada sinüsü de yazmamız gerekecek. İşte bakın burada indiksiyon EMK arkadaşlar. İndiksiyon diyelim şöyle. İndiksiyon EMK'yı işte bu şekilde sorar. Biz burada bunu bileceğiz. Bakın indiksiyon EMK'da arkadaşlar birinci formül olarak bunu kullanabiliriz. Şimdi ikinci formül olarak da şunu bir söyleyeceğim. Bazen de şöyle bir şey yapıyor bakın. Buradaki bu teli şöyle bir manyetik alan içerisinde arkadaşlar döndürüyor. Yani şöyle döndürürse bakın şöyle. O noktası etrafında bir hızla döndürürse o zaman şöyle bir şey oluyor bakın. Buradaki formül arkadaşlar E indiksiyon diyelim gene. Gene bavul oluyor. Bavul ama V bölü 2 oluyor bakın burası. Niye V bölü 2 oluyor? V bölü 2 nereden geliyor? Şimdi bakın bu tel az önce şu tel arkadaşlar tepeden tırnağa V hızıyla gidiyordu. Ama bu telin bu ucu V bu ucu 0 olduğu için burada bakın V bölü 2 kullanmamız lazım. Yani sonuç olarak burada bavul bölü 2. Bir de üçüncü olarak bakın şunu da bilmek gerekiyor. Bakın çünkü biz burada özetini yazıyoruz arkadaşlar. Bütün konuları bir derste özetliyoruz. Hangi formüller var onları bir söylemem lazım. Şimdi bakın biz manyetik alan buradaki indüksiyon EMK'da genelde bu formülü kullanıyoruz. Ama bazen bavul bölü 2 dönüyorsa bunu kullanmamız gerekiyor. Bazen de arkadaşlar akı değişimini verdiğinde o zaman bakın indüksiyon EMK'yı bulmak için şöyle bir formülümüz daha var. Mesela akı verirse o zaman akıdaki değişim hani delta fi ne demektir? Akıdaki değişim miktarının zamana bölümüyle de indüksiyonu gençler bulmuş oluyoruz. Peki hocam ben hangi formülü kullanacağım? İndüksiyonu bana sorduğunda ben hangi formülü kullanacağım? Arkadaşlar soruya göre bakın tel çekiyorsa bavul. Teli döndürüyorsa bavul bölü 2. Ama şöyle derse işte burada bir manyetik akı vardı. İşte 100 Weber'di. 100 de Weber'den 150 Weber oldu. 3 saniyede 4 saniyede gibi derse o zaman da bunu kullanıyoruz. Görüyor musun? Burada 3 tane arkadaşlar formülümüz var. Peki öz indüksiyon demek. Öz indüksiyon bunun içinde açıkçası en basitlerinden bir tanesi. Şimdi bakın bizim bir tane bir devremiz olacak burada. Buraya bir bobin de bağlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir bobin arkadaşlar şuraya bir metalin etrafına şöyle bir bobin sardığımızda
Buraya bakın bir tane anahtar koyabilir sana. Şöyle bir pilimiz var. Şuraya da arkadaşlar bir reus da. Bakın reus da koyabilir. Yani buradaki amaç şu. Buradaki arkadaşlar akımı değiştirmek. Şimdi bakın şurada bir tel var ya. Sen şunu bilmen gerekiyor. Bakın ben sana gayet özetin özeti şeklinde bunu yapmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar bir i akımı verdim. Bakın i akımı dediğimiz i demek devreden geçen akım demek. Yani devre akımı diyelim. Devre akımı. Şimdi bakın şu devreye bakarsanız bu devrede şu teli alıp şurada büyüttüm yani. Devre akımı. Eğer arkadaşlar buradaki bakın akım buradaki akım artabilir veya azalabilir. Yani burada artıyor diyelim. Ya artıyordur ya da azalıyordur bakın. Azalıyor diyelim. Azalıyor diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın doğa sürekli kendini dengede tutmak ister. Eğer bir devredeki akım artarsa arkadaşlar onu azaltacak yönde devrede ikinci bir akım oluşur. Ve bu ne tarafa doğrudur onu dengelemek için bakın buna da ben i üssü diyeyim isterseniz. İ üssü demek arkadaşlar. İ üssü demek. Yani onu da kırmızıyla göstereyim. İşte bu nedir? Öz indüksiyon akımı diyelim. Tamam mı? Niye peki bu tarafa doğru? Bakın bir şey artıyor ya. Arkadaşlar bir arabanın mesela araba gibi düşün. Arabanızı artıyorsa sen bu arabayı tekrar eski hızına kavuşturmak için ne yaparsın? Ters yönde bir kuvvet uygularsın. Onu gibi düşün. Burada da bakın azalıyor. Yani arabanızı azalıyorsa arkadaşlar sen onu tekrar eski hızına kavuşturmak için ne yaparsın? Bakın aynı yönde bir akım uygularsın. Görüyor musun? İşte bu şekilde arkadaşlar öz indüksiyon akımının yönünde buluyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar bize sorular soracak. Bakın şurada bile mutlaka birkaç soru olabilir. Bunlara dikkat. Bunlar konunun özü. Peki geldik şimdi. İsterseniz bunların hepsini söyledik. Bunlarla ilgili biraz örnek çözelim. Neler sorabilir? Nasıl sorular sorabilir? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın burada iki tane yüklü cisim var. Bunların birbirine uyguladıkları elektriksel kuvveti bana sormuş. Hemen önce benim formüle bir ihtiyacım var. Bakın ne yapacaktık? Hemen arkadaşlar biz FV'yi yazacaktık. Kuvvet diyorsa bakın birincisi hani askerin kolu bacağı tam. Yani dolayısıyla formülümüz nedir? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık da nedir? Bakın D karedir. O zaman hemen şurada bir yazalım mı? F eşittir. Formüle göre bakın yazıyorum. K'yı bana vermiş. Nedir arkadaşlar? 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı. Şu Q'ları çarpacağız. Q'ları nasıl çarparız? 2 ile 3 çarp 6 çarpı. Bakın yazıyorum. 6 çarpı. Çarpmada biliyorsun üstler toplanır. 10 üzeri eksi 7 2 daha. 10 üzeri eksi 9 bölü D kare. Şimdi bir de arkadaşlar şu uzaklık 30 santimetre ya. 30 santimetre ama ben bunu ne yapmam lazım? Metreye çevirmem lazım. Nasıl çeviririm? 0.3 metrede bakın yüze bölersem. Ama bunu da karesini alacağım ya. O yüzden arkadaşlar bunu 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre diye yazarsam bunun karesini almak daha kolaylaşır. Şunun karesini ne yapar bakın. 9 çarpı karesini alarak yazıyorum. 10 üzeri eksi 2 dedik. O zaman şimdi işlemimizi yaparsak şu 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri artı 9 birbirini götürdü sevgili gençler. Şuradaki 9'lar da bakın birbirini götürdü. Hani hatırlarsın bu eksi 2 de yukarı artı 2 olarak geçerse o zaman ne olacak bakın burada cevabımız 6 çarpı 10 üzeri 2 yani veya diğer bir deyişle 600 Newton olarak bulmuş olduk. Ha sadece böyle bir soru da sorabilir ama şimdi göstereceğim şu şekilde sorularda sorabilir arkadaşlar. İşte bu soru benim en favori sorulmadan bir tanesi. Bunu öğretmenler çok soruyor bakın. Yazıldı arkadaşlar. %100 bu soru çıkar diyorum. Peki soru ne? Bakın şurada bir Q1, Q2, Q3 varmış ve şurada da bir Q2 varmış. Buna bileşik olarak böyle bir kuvvet uygulanmış. Buna göre burada Q1 bölü Q2 oranı nedir diye soruyorum. Peki ne yapacaksın? Öncelikle sen şunu bir bileşenlere ayırman lazım. Bakın bunun bir yatay bileşeni var. Bir de arkadaşlar dikey bileşeni var. Kaça kaç bu? Bakın şunun boyu 1, 2. Bu 2 Newton olsa. Burası da ne kadar? Bu da bakın 3 Newton. Şunu artık iptal ettik. Çünkü bileşenleri ayırdık. Peki şimdi bu 2 Newton'u kim uygulamış? Q1. Bakın Q1 Q'yu itmiş. Q2 de Q'yu itmiş. Ama bu 2 ile bu 3 ile itmiş. O zaman ne yapacağız? Hemen FV'nin birinci formülünde. Burada arkadaşlar yeni koyacağız. Önce Q1'in Q'yu itmesini yazıyorum. Neydi formülümüz? K çarpı Q1 çarpı Q bölü D kare. Yani aradaki uzaklık bakın ne kadar? 3. 3'ün karesi ne kadar olur? 9 olur. Kaça eşleyeceğim bunu arkadaşlar? 2'ye eşleyeceğim. Çünkü bakın 2 ile gidiyor. Şimdi geldim Q2'ye. Altını yazayım. Bakın K çarpı Q2 çarpı Q'yu itiyor. Bölü aradaki uzaklık ne kadar? 2'nin karesi 4. Bu da kaç Newton itmiş arkadaşlar? Bunu 3 ile itmiş. 3 ile itmiş. Sonra ne yap? Burada bakın taraf tarafa bunu oranla. Oranlayınca bakın şurada K'lar ve Q'lar arkadaşlar birbirini götürdü. Orada içler dışlar çarpımı yaparsan. Şurada içler dışlar çarpımı yaparsan. Q2
Q1 eşittir bakın kaç oldu? 2 kere 9'dan 18. Q2 ne oldu arkadaşlar? 3 kere 4'ten 12 oldu. Bana oranını sorduğu için bunları oranlayalım. Kaça böleyim? 2'ye bölsem. 2'ye bölsem 9. 2'ye bölsem 6. Bir de 3'e böleyim. 3'e bölersem arkadaşlar 3 bölü 3'e bölersem 2 oldu. İşte bakın cevabı da buradan 3 bölü 2 olarak bulduk. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde arkadaşlar işlemi yapacaksın. En favori sorulardan birisidir. Bu karşımıza çıkar. Geri bakın bu tarz bir soru da bekleyebiliriz. Şimdi K, L, M yükleri var görüyor musunuz? 3 tane yük var. Yine kuvvetle ilgili bir şey. Şimdi arkadaşlar bu K ve L'yi buraya çivilemişiz. Ama M küresini çivilemememize rağmen dengede kalıyormuş. Bak M'ye bir dikkat edin şimdi. M küresi arkadaşlar dengede kalıyormuş. Buna göre D1 bölü D2 ne diyoruz? Peki M küresi nasıl dengede kalıyor? K, M'yi ne yapar? İter. Değil mi? Bir F kuvvetiyle iter. Peki L, M'yi ne yapar arkadaşlar? Bakın artı artı bu da iter. Bu da iter. Peki bu cisim dengede kalıyorsa demek sağa çeken kuvveti, sola çeken kuvvet birbirine eşit ki dengede kalıyor. O zaman ne yapacağız biz? Bakın K'nın L'ye uyguladığı kuvveti ve K'nın M'ye uyguladığı ve L'nin M'ye uyguladığı kuvvetleri arkadaşlar birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü eşit ki dengede kalıyor. O zaman bakın bunun buna uyguladığı kuvveti yazıyorum. Neydi formülümüz? K çarpı Q1 Q2 idi. Yani 2Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın arkadaşlar karesi. Yani D1'in karesi. Eşit olmalı ki bakın dengede kalsın. Şimdi bunun buna uyguladığı kuvveti yazıyorum. K çarpı 8Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani D2'nin karesi diyoruz. Daha sonra bakalım şimdi şu bakın taraf tarafa K'lar gidiyor. Şu Q'lar da arkadaşlar taraf tarafa gidiyor. Hatta şu 2 ile 8 de sadeleşirse 2'ye bölerse kaç olur? 1 bölü 4 mü olur? Ne kaldı kalanları şuraya bir yazayım. 1 bölü D1'in karesi kaldı. Eşittir. Burada da arkadaşlar 4 bölü D2'nin karesi kaldı. Her iki tarafın kare kökünü al böyle durumda. Her iki tarafın kare kökünü alırsan bak buradan ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü D1 eşittir. 2 bölü D2 çıktı. Peki bu eşitliğin sağlanması için ne olması lazım sence? Şuraya bakın 1 yazmamız lazım. Görüyor musun? Şuraya 1. Şurada 2 bölü 2 yaparsan bu da 1 olur. Demek ki sorumuzun cevabı D1 bölü D2. Buradan ne olacakmış bakın? 1 bölü 2 olacakmış. İşte arkadaşlar bu şekilde sorular bekliyorum açıkçası. Bunları sen de benimle beraber şöyle bir çöz. İyice bir olay anlayalım. Peki. Elektrik alanda sevgili gençler mutlaka bir soru vardır. Şimdi elektrik alanda bakın. Şimdi bu soruyu dikkatli dinlemeni istiyorum. Şimdi bakın O noktasını oluşturduğu bileşke elektrik alanı sormuş. Şimdi sevgili gençler O noktasına baktığınız zaman O noktasında ne var? Artım var, eksim var, bir şey yok. İşte o yüzden ne yapacağız? O noktasında arkadaşlar kuralımız bu. Her zaman artı büyük var diye düşüneceğiz. Peki hocam ne zaman eksi alırız? Hiçbir zaman eksi almayız arkadaşlar. Burada sanki hep artıymış gibi düşüneceğiz. Şimdi burada ne? Bakın başında bir şey yazmadığına göre artı. Bu artı yük arkadaşlar bu artı şu artıyı ne yapar? İter mi? İter. Bakın bunun elektrik alanında E ile gösterdiğimiz için bunu buraya doğru E1 dedik. E bu da artı ya da eksi de olabilirdi bakın. Bu artı bunu ne yapar arkadaşlar? İter. Bu tarafa doğru bunu da itiyor diyeceğiz. E2 diyeceğiz. Eğer bakın şurası burası şu anda artı bu eksi olsaydı onu da çekiyor diyecektik gibi. Peki sonra ne yapacağız? E1 ile E2'yi bulacağız. Neydi arkadaşlar E'mizin formülü? Hemen ne yapacaksın sen yazılda? Hemen F ve bir şöyle bir kenara yazacaksın. E geleceksin. Neydi arkadaşlar? Önce kol kopuyordu, bacak kopuyordu, sonra kol geri geliyordu. Yani önce kol kopuyorsa ne olacak formül? KQ bölü D kare mi olacak? Evet değil mi? KQ bölü D kare. O zaman hemen ben şuradaki E1'i bir bulayım istersen. E1. K yani bak K'yı da burada vermiş görüyorsunuz arkadaşlar. 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı. Q bölü yani Q'muz ne kadar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü D kare. Yani uzaklık ne kadar? 1'in karesi 1. Şurada görüyorsunuz şuradaki artı ile eksi bakın şu 9 ile şu 9 birini götürdü. Ve oradan da ne çıktı? 4 kere 9'dan 36 çıktı arkadaşlar. Bunun birimi de sevgili gençler Newton bölü Coulomb'dur. Böyle birim var. E2'ye gelelim. Yine bakın formülde ne var? 9 10 üzeri 9 çarpı. Q'muz kaç yazıyor? 2 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü aradaki uzaklığın karesi. 3'ün karesi ne var? 9 yapar. Burada da götürme işlemleri yapalım. Şu artı 9 eksi 9 birbirini götürdü. Şu 9'lar da götürdü. Buradan ne çıktı bakın? Burada da 2 çarpı 2 Newton bölü Coulomb çıktı. Peki şimdi ne bulduk? Şu E1 arkadaşlar bu tarafa doğru bakın 36 bulduk. Bunu da bu tarafa doğru 2 bulduk. Biri sağa biri sola çektiğine göre cevap bakın sağ tarafa doğru E eşittir. Yani bileşke elektrik alanı bakın ne buluyoruz? Bundan bunu çıkartırsak
34 Newton bölü kulomb bulduk arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte bu şekilde işlemli sorular. Hani bunları biraz belki değiştirir ama işte bu buna yakın sorular gelecek. Peki az önceki bakın benim favori sorularımdan bir tanesi dediğim. Bunu arkadaşlar elektrik alan olarak da sorabiliyor. Bakın bu sefer ama burada bir şey yok. Burada artı veya eksi yok. Ama sen burada ne düşünüyorsun? Artı varmış gibi düşünüyorsun. Hemen şuradaki arkadaşlar elektrik alanı şöyle bir bileşenleri bir ayıralım. Görüyor musunuz? Bak şöyle bileşenler ayırdık. Burası kaç? 1. Burası 2. Şimdi K'nın bakın burada oluşturduğu bileşik elektrik alan 1 olmuş. O zaman şöyle mi yazacağız? Elektrik alan formülümüz neydi? FV1 ikincisi KQ bölü D kareydi. K çarpı QK bölü D kare. Yani aradaki uzaklık 2'nin karesine kadar 4 ve ne kadar etmiş? Bakın bunu 1 etmiş. Peki bunun bunu uyguladığı elektrik alana bakalım. K çarpı bu da ne olacak? QL bölü aradaki uzaklık bakın 1'in karesi 1. Eşittir kaçla etmiş arkadaşlar? 2 ile etmiş. Hemen bunu ne yapıyorsunuz? Taraf tarafı oranlıyorsunuz. Bakın K'lar gitti. Şurada içler dışarı çarpımı yaparsak buradan QK'mız ne çıkar? QK eşittir 4. Burada da arkadaşlar QL eşittir 2. Bunu taraf tarafı oranladım. Buradan da cevabım bakın ne çıktı? 2 olarak çıkmış oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar böyle sorular açıkçası bekleyebiliriz. Peki gelelim elektrik potansiyeliyle ilgili bir soru çözelim. Şimdi elektrik potansiyeli hemen bizim formüle ihtiyacımız var. Hemen ben şuraya yine FEVEB'i yazıyorum. FEVEB. Neydi arkadaşlar? İki kol iki bacak tamdı. Sonra kol gitmişti. Sonra bacak da gitmişti. Yani KQ bölü D. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar şu son ikisi var ya. Şu son ikisi. FEVEB'in son ikisi arkadaşlar. Skalar büyüklüktür. Yani burada ben şöyle demeyeceğim. Bu bunu itiyor çekiyor demeyeceğim. Burada artı eksileri de formüle yazacağım. Ama ilk ikisi arkadaşlar vektöreldir. İlk ikisinde şöyle derim. Yani bu bunu itiyor çekiyor aradaki açı. Bunlar önemli. Ama bunlar da artı eksiyi formülde yerine yazarak bunları toplayacağız. Şimdi bakın bana neyi sormuş? Şurada yazalım mı? VK'yı sormuş arkadaşlar. K'daki potansiyeli sormuş. Ve K'da kimin potansiyeli var? Bakın şu eksi Q'nun. Ve şuradaki 2Q'nun arkadaşlar K'da potansiyeli var. Hiç L'yi görmeden. Şimdi bunun buradaki potansiyelini alacağım. Formülden yazarak ama eksileri de yerine yazarak. O zaman ne olacak burası bakın. Eksi başa yazıyorum. Eksi KQ bölü uzaklık ne kadar? D. Artı. Şu 2Q'ya geldim. 2KQ bölü uzaklık 3D. Bunu arkadaşlar paydaşlarsak şuraya bakın 3 ile paydaşlarsak kaç oldu burası? Eksi 3 buradan 2 buradan kaç oldu arkadaşlar? Eksi KQ bölü 3D. Gördünüz mü? İşte bakın bu şekilde. De bunu bulmuş olduk. Şimdi gelelim L'ye. Şimdi K'yı unut. Şimdi bunun L'deki bakın bunu da kırmızı kalemle yazıyorum. Bunun da L'deki potansiyel. Artık L'ye odaklanalım. Şuraya da ben bir VL yazayım şöyle. VL diyeyim. Şimdi bunun L'deki ne kadar arkadaşlar? Şu formülden yerine koyarsam. Eksi KQ bölü D artı. Bunun L'deki ne kadar? 2KQ bölü D. Bunları toplarsak arkadaşlar KQ bölü D oldu. Görüyor musunuz? Peki bunları bana diyor ki taraf tarafı oranlı diyor. Oranladığımızda bakın şu KQ'lar birbirini götürüyor. Oradan da bakın ne çıkıyor? Eksi 1 bölü 3 gün sevgili gençler. Tamam işte bu şekilde. Bakın şu son ikisi dediğim gibi skaler büyüklüklerdir. Burada yön yoktur. Peki paralel levha gene çıkar. Bakın paralel levhası sınav olur mu? Burayı işlediyseniz bu çıkar. Şimdi arkadaşlar buradaki bana potansiyelleri sormuş. Şöyle bulacağız. Mesela bakın burada 120 voltluk bir potansiyelimiz var ya. Bu potansiyel farkı demektir. Yani levhanın şurasında bakın şu ucundaki potansiyel arkadaşlar 120 volt. Şuradaki potansiyel de arkadaşlar 0 volt demektir. Yani bu aradaki fark budur demektir. Peki bakın burası 120 olsa buradan buraya doğru giderken volt ne yapıyor? Gitgide bakın arkadaşlar azalıyor şu 120 volt. Peki kaç aralık var? Şimdi sen bunu yapabilirsin. Bak buradan buraya 1, 2, 3, 4 aralık var. Yani bu düzgün olarak azalıyor. 124'e böl 30. Demek ki bakın 30 azalacak demektir. O zaman bundan 30 azalt ne oldu şurası? 80 volt. Bir daha pardon 30 mu azaltacaktık? 30 azaltırsak arkadaşlar kaç oldu? 90 volt mu oldu? 90 volt. Bir daha 30 azaltalım. 60 volt. Bir daha 30 azalt. 30 volt. Bakın şu noktalar görüyor musunuz? Bir daha 30 azalt 0 volt. Anlaşıldı mı? Bakın buradan 0'a doğru gidiyor. O zaman bana K noktasındakini soruyorsa bakın bu hizadaki volt ne kadar olmuş oldu? 90 oldu. K ve noktalar arasında potansiyel fark ne kadardır diyor. L noktası da şu hizada olduğu için arkadaşlar burası ne oldu? 30 oldu. Potansiyel fark dediğine göre 90'dan 30'u çıkarttım. Burası da ne olacak? Bakın 60 volt oldu. Hemen şunu da söyleyeyim sevgili gençler.
Bakın bu levhalar arasındaki sana potansiyeli sorabilir. Potansiyel aynı değildir. Sol tarafta, yani sol taraf derken artı uçtaki diyelim. Artı ucu bu tarafa da koyabilir. Artı uçtaki potansiyel maksimumudur. Eksiye doğru gittikçe azalır azalır ve sıfır olur. Anlaşıldı mı? Ama elektrik alanı sorarsa, hani elektrik alanda neydi arkadaşlar? V bölü D'ydi. V'miz ne kadar burada bakın? 120 bölü. Şuradaki D'yi 1, 2, 3, 4 verdiğini düşünelim. 4 verirse 120 bölü 4'ten elektrik alan kaç çıktı? 30. Ama elektrik alan bakın artıdan eksiye doğru azalmaz. Dikkat, bunları sorar. Elektrik alan arkadaşlar her yerde aynıdır. Yani K'daki ve L'deki elektrik alan nedir? Her yerdeki 30'dur. Bunlardan karşımıza çıkabilir. Peki elektrik alan arkadaşlar paralel levhalarda hatırlarsanız bakın şu yine özetimize bakarsak FWB'den çıkarmıştık. Bunları sen de bir kere çıkart. Yazın da bunları bir daha bir tekrarla ki iyice bir kafamıza otursun. Elektrik alan arkadaşlar sorulursa paralel levhada bakın V bölü D'ymiş. O zaman birinci paralel levhayı yazarsam V bölü 2D. Bakın V bölü 2D ve paralel levhanın her yerinde aynı. E2 eşittir. V bölü D görüyor musunuz? Bakın V bölü D. Bunlar taraf tarafa oranla birincisi aynı yaz, ikinciyi ters çevir. Buradan da bakın ne çıkar sonucumuz? 1 bölü 2 çıkar. İşte bunlardan karşımıza çıkıyor. Peki bir de şöyle bir soru göstermek istedim. Şimdi bakın çocuklar bu cisme burada bir kuvvet uygulanıyor. Bir kuvvet uygulanıyor. Buna da bir kuvvet uygulanıyor. E bakın sen bir cisme bir kuvvet uygularsan, şurada duran bir cisme bakın bir kuvvet uygularsan bu cisim hızlanır, bir ivmesi oluşur. Yani buradaki ivme formülü bizim neydi? Hani F eşittir M çarpı A. E diyeceksin hocam şimdi F eşittir MA'ya nereden geldik? Ama sonuçta çocuklar bu paralel levha falan fark etmez. Her halükarda bakın burada cisme bir ivmesi vardır. Peki nasıl bulacağız bunu? Önce kuvvetleri bulacağız. Peki kuvvet formülü neydi paralel levhada arkadaşlar? QA'ydı ama QA'de E'de V bölü D'ydi yani. Yani QV bölü D diyebiliriz. Önce istersen kuvvetleri bulalım. Şimdi bakın beraber yapalım. Q'muz ne kadar? 2. Tamam. V'miz 1 çarptın 2 bölü D. O zaman arkadaşlar buna kuvvetimiz ne kadar diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Burada ne kadar arkadaşlar? Q2 Q'muz 1'miş. Q'muz 1. V'miz 2. 2 bölü 3. Yani burada da 2'de ne kadar çıktı gençler? 2 bölü 3'lük bir kuvvet çıktı. Peki biz burada ivmeyi nasıl bulacağız? İvmeyi nasıl bulacağız? Bakın F eşittir MA'dan arkadaşlar. F bölü M mi diyeceğiz? Evet değil mi? F bölü M diyeceğiz. 2 bölü M'imizde 1 ise bakın bunun ivmesi 2 bölü 1'den 2 çıkacak. Bunun ivmesi de arkadaşlar F bölü M'den 2 bölü 3 bölü 2'den 1 bölü 3 çıkacak. O zaman bunu da ivmeleri birbirine oranlarsak yani 2 bölü 1 bölü 3'ten birinciyi aynı yaz, ikinciyi ters çevir. Bakın buradan da ne çıktı? Altılık bir ivme çıkmış oldu. Peki başka ne var? Bir bakalım arkadaşlar. Paralel levhadan şimdi farklı farklı sorular var. Onlara bakalım. Şimdi Y levhasında bakın şurada bir yükü atmışız. Şimdi paralel levhada şöyle bir formül göstermiştim ya. Burada şunu bakacağız. Sen şimdi paralel levhada bakın burada bir yük cisimi bıraktığın zaman bir kuvvet uygulanıyor ya. Bunun aynı zamanda kinetik enerjisi de artıyordur. İşte o enerjideki artış bakın delta E. Enerjik artış biz nasıl buluyoruz? Q çarpı V ile buluyoruz. Peki nasıl olacak? Bakın buradaki yüklü cisim buradan buraya geldi ya. İşte tam buradan geçerken bunun bir enerjisi var. Ne kadar bir enerjisi var? Q çarpı V kadar yani 80 Q kadar bakın arkadaşlar enerjisi artmış. Peki buradan buraya doğru giderken yalnız şu pilin arkadaşlar yönünü ben ters yapmam lazımdı burada. Çünkü hani yavaşlatıcı bir pil olacağı için bu. Eksi artı şurası gene 160 olsun. Şimdi bakın bu pil ters ya. Bu pil de bunu ne yapacak? Yavaşlatacak. Peki ne kadar yavaşlayacak? Buradan buraya bakın arkadaşlar. 160. Bakın bu 80 artırdı. Bu 160 azaltacak. Ama bunun enerjisi yok 160. 80 var. O zaman nerede biter bunun enerjisi bakın. Yolun yarısında arkadaşlar biter. O zaman nereye kadar gidebilir diyor. L noktasına kadar gidebilir diyoruz. Tamam mı? L noktasından ne yapacak bu cisim? Bakın geri dönecek. Peki sevgili gençler. Böyle bir saat sorusu da mutlaka karşımıza çıkıyor. Şimdi paralel levhalarda biz ne bilecektik? Bakın buradaki sığaçlarda yani sığaç da paralel levhadır. Sığaçın sığasını soracak sevgili gençler size. Bunun formülü de nedir dedik? C eşittir arkadaşlar. E A bölü D. Yani ne demekti bu E A bölü D? E bakın bu levhalar arasındaki şu maddenin cinsi diyelim. Bunu bize bakın ne olarak vermiş? Hava aralıklı yani hepsinde bir hava var. Yani hepsininki aynı havanın E'sini bilmemize gerek yok. A dediğimiz arkadaşlar S ile de gösteriyoruz. Bakın S demek A demek. Hocam ikisini de mi alacağız? Hayır birini alacağız. X'e X'e ise X'e yani. D de arkadaşlar levhalar arasındaki uzaklık. O zaman bir hesaplayalım. Bakın CX diyelim isterseniz. CX neydi? Hepsine bir E'yi yazıyorum. E çarpı S bölü D. Tamam. Y'ye yazalım. Y'ye gelelim arkadaşlar.
Bu da bakın E çarpı S bölü. Bu ne kadar bakın? 2D. Değil mi? Şuradaki 2D. Üçüncüye bakarsanız CZ eşittir. Yine E çarpı 2S bölü D. Ne çıktı? Bakın burası 1. Bu 1 bölü 2. Bu 2. Demek ki arkadaşlar burada kim büyükmüş? Z büyük çıktı. Bakın Z büyüktür. X büyüktür. Y çıktı. Görüyor musunuz? Bu şekilde ya sıralatır ya belki CX bölü CY nedir der. Bunları sorar ama sağaçlardan soru çıkabilir. Gençler şimdi geldik manyetik alan sorusuna. Şimdi bakın ne demiş burada? K noktası ve L noktasındaki bileşke manyetik alanı sormuş. Biz şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın burada iki tane telimiz var. X teli bakın şöyle duruyor. Görüyor musun? X teli. Y teli de gençler böyle duruyor. Şimdi bunları ayrı ayrı biz manyetik alanları K ve L'dekini bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın şöyle yapalım mı? Ben şuraya isterseniz bir K diyeyim. Yani K'daki ve bir de arkadaşlar L'deki manyetik alanı şimdi biz bir bulacağız. Şimdi önce arkadaşlar X telinden başlayalım. Şimdi nasıl yapıyorduk X teli? X telinin bakın X telinden kaynaklanan K'da ve L'de bir manyetik alan var. Önce isterseniz X telinden kaynaklanan bir manyetik alanı bulalım. Şimdi formülümüz de neydi? Manyetik alanın formülü neydi? 2K I bölü D. Bakın formül bu. Şimdi tele bakıyorum. I ne kadar? I. Formülde 2 var zaten. Hemen şuraya bir yazayım. 2K I bölü uzaklık ne kadar arkadaşlar? D kadar. Ama bize yönü lazım. Yönde nasıl yapıyorduk? Bakın şöyleyken baş parmak akım yönü gösterecek şekilde şu teli tutarken bakın şöyle şurada saplanıyor ya. Burada saplanınca K noktası ve L noktası X telinin sağ tarafında olduğu için bakın bu içe doğru olacak. Peki bir de L telinde bir etkisi var bunun. Onu da yazalım isterseniz. O da 2K I bölü bakın uzaklık gene D ve nedir? Gene içe doğru. İkiz içinde bunu yazdık. Şimdi gelelim Y teline. Bakın şu Y telinde şöyle yeşil isterseniz bir daha şöyle bir yapayım. Y telinden de böyle akım geçiyor. Y telinin K noktasındaki ne kadar? Onu da bir yazayım. 2K kaç i yazıyor arkadaşlar orada? 6 i bölü. Değil mi? Bakın 6 i bölü. Buraya uzaklığı ne kadar? 3D. Peki yönü? Bakın bu teli de şöyle baş parmakla tutarsanız şurada bakın parmaklarına saplanıyor. Burada çıkıyor. Yani burası nokta olacak. Bir de demiştim yani şöyle birisi yürüyor diye düşün. Sağındaki çarpı solundaki noktaydı. Öyle de yapabilirsin. Buraya da geldiğimiz zaman arkadaşlar yine 2K çarpı bakın 6 i bölü. Şu L noktasını alacağım için uzaklığına kadar D kadar. Burası arkadaşlar nedir? İçe doğru dur diyeceğiz. Şimdi işlemimizi yaparsak şurası kaç çıktı arkadaşlar? 2 diyelim. 2. Şurası kaç çıktı? Şunu bölersen buradan 4 çıktı. Burası 2. Burası da 12. Peki bileşkesi ne kadar? Bileşkesi arkadaşlar bakın 2 ve 4 ama bakın biri çarpı biri nokta yani biri içi biri dışı o zaman ne yapacağız? Bunları çıkartacağız. Bileşkesi arkadaşlar bunun 2 çıktı. Ama burada ikisi de içe doğru olduğu için bunları o zaman toplayacağız. Burası arkadaşlar ne olacak o zaman? 14 olacak. Bize BK bölü BL'yi soruyor. Yani 2 bölü 14. Oradan da bakın kaç çıkar? 1 bölü 7 olur cevabımız. Böyle bir soruda açıkçası gene ben bekliyorum. Peki gelelim arkadaşlar manyetik kuvvet. Şimdi manyetik kuvvette gene ne yapıyorduk? Sahil kuralıyla bulacağız. Yönünü bulalım isterseniz önce bir. Şimdi bakın buradan arkadaşlar artı uçtan biliyorsunuz bir tane akım çıkar. Akım çıktı. Bakın bu akım böyle telden geldi ve ne tarafa doğru? Bakın şöyle bir i akımı buradan geçiyor. I eşittir. Ne kadar olduğunu bulabilir miyiz? Buluruz. Vır. Hani elektrikte kullandığımız bir vır formülümüz var ya. Voltu bakın arkadaşlar 20 vermiş. Eşittir. I'yi bilmiyoruz. I ya da i deriz fark etmez. Direnci de bakın ne kadarmış? 5 olmuş. Görüyor musunuz? Soruda arkadaşlar. Buraya 5 olarak vermiş. Ve I eşittir. Ne kadar bir akım geçiyormuş bu telden? 4 amper akım geçiyormuş. Demek ki I eşittir. 4 amperlik bakın bir akımımız var. Güzel. Peki bir de neyi soruyor arkadaşlar? Tele eklenen kuvveti soruyor. Kuvvetin formülde hatırlarsak bildi. B bakın manyetik alan şiddeti 4 Weber bölü metrekare olarak vermiş. 4. İ'yi bakın burada 4 bulduk. L de arkadaşlar telin boyu. Telin boyunda bakın boyu 1 metre diyor. 1 metre ama santimetreyi sonra metreye çevirmemiz lazım. Ne kadar oldu bakın 16 Newton'luk bir kuvvet var. Peki ne tarafa doğru var arkadaşlar? Şimdi bakın kuvveti şöyle gösterecek. Şuradaki çarpılar ne demek? İçe doğru. Yani sen 4 parmağını şöyle içe doğru saplayacaksın. Şu baş parmak ne olacak? Bakın şöyle akımı gösterecek arkadaşlar. Şöyle akımı gösterince şöyle yapayım isterseniz. Sağa doğru değil mi? Sağa doğru kuvvetin yönü de bakın. İşte böyle sağa doğru olacak diyeceğiz. Demek ki sağa doğru bir kuvvetimiz var. Ve büyüklüğü de 16 Newton'dur diyeceğiz. Geçiyoruz arkadaşlar sayfamızı. Bakın bir de sevgili gençler.
Böyle bir levha manyetik alan içerisindeyse bakın, buna bir tork uygulanarak arkadaşlar. Torku T ile gösteriyoruz. Torkun formülü şudur. A çarpı B çarpı I, yani tabi formülü. Bakın torku bize sorarsa, burada da bize çerçeveye etki eden torku sormuş. Hemen formülü de yine koyalım mı? Tork eşittir. Yani burada bilinecek çok fazla bir şey yok. Sadece bir tabi formülü bilmek lazım. A ne demek? Alan, levhanın alanı arkadaşlar 2 metrekare. Bakın manyetik alanı ne kadar vermiş burada? 5 olarak vermiş. İ dediğimizde bakın buradan geçen akım miktarı. 2 kere 5 10. Buradan da kaç çıktı? 40 çıktı arkadaşlar. Torkun birimi de Newton metredir diyeceğiz. Torku sorarsa tabi formülü de burada yazmamız lazım. Peki gelelim alternatif akıma. Arkadaşlar alternatif akım konusunu belki işlemiş olabilirsiniz. Ben yine burada da bir örnek koydum. Onunla ilgili ufak bir açıklamada bulunacağım şimdi size. Şimdi bakın arkadaşlar, biz normalde buraya bir artı eksi bağlarsak bakın burası doğru akım oluyordu. Ama bu şekilde alternatif akım dediğimiz sürekli olarak değeri değişen bir akım olmuş oluyor. Ve dolayısıyla burada da bir akım geçiyor. Ama şu ne demek? Şöyle bir denklem verirse sevgili gençler. Bakın şuradaki E eşittir 50 kök 2. Tabii buradaki rakamlar değişir. Şurada yazan sayı, bakın buradaki voltun belli bir değeri yok. Voltu da E ile gösteriyoruz. E'nin arkadaşlar maksimum değeri anlamına geliyor. Yani şu şekilde maksimum değeri. Burada da, burası da arkadaşlar, şuradaki değer de bakın T'nin başındaki değer de bunun açısal hızı, yani W değeri. Yani sonuç olarak bu soruda bana devrenin frekansını sormuş ama başka ne sorabilirdi? Bakın burada arkadaşlar voltun maksimum değerini sorarsa eğer, burada kaç diyeceğiz bakın? 50 kök 2 diyeceğiz. 50 kök 2 diyeceğiz. Hatta E'nin etkin değeri diye bir şey var arkadaşlar. Etkin değeri, yani bir nevi ortalama değer derse, bunu kök 2'ye bölüyoruz ve burayı da 50 değerini buluyoruz arkadaşlar. Her zaman etkini sorarsa kök 2'ye böleceğiz. Peki burada açısal hızı bakın bana vermiş. Açısal hızı ne kadar vermiş arkadaşlar? 60 pi. Bunda şöyle bir açılımı vardır. 2 pi f. Şu bakın 2 pi'ler birbirini götürürse f buradan frekans ne kadar çıkar? 30 saniye üzeri eksi 1 çıkar. İşte böyle bir soru da belki karşımıza gelir bununla ilgili. Bir de arkadaşlar transformatör diye bir şey var. Bu da basit bir şey. Bunlardan biz yine derslerde daha detaylı bir şekilde bahsettik ama hani burada özet birkaç soru çözeceğiz tabii ki. Şimdi sevgili gençler bakın. Burada transformatör dediğimiz voltu veya akımı değiştirmeye yarıyor. Yani buradaki voltu veya akımı artırıyor ya da azaltıyor. Peki neye göre artırıp azaltıyor? Bakın burada sarımlarımız var. Mesela 10 sarım. Tabi bunu biz tek tek 1, 2, 3 diye saymıyoruz. Bunu sembolik olarak veriyoruz. Burada diyelim ki 10 tane sarım var. Burada ise 50 tane sarım var. Bakın buradan buraya kaç kaşındı katına çıkmış? 5 katına. O zaman arkadaşlar buradaki volt da ne olacaktır? İşte burada kaçsa 5 katına çıkacaktır. Yani kaç olacak bakın burada? 500 volt olacak. Soruda da bana bunu soruyor. Ama akımı da sorarsa arkadaşlar, akım da diyelim ki buradan iyi akımı geçiyorsa, o zaman akım da tam tersi 5'te 1'ine düşecektir. Bakın işte bu şekilde bir şey bize verecek. Evet ki sevgili gençler, elimizden geldiği kadar bakın tüm olaylardan bahsetmeye çalıştık. Tabii ki dersin başında da söylediğim gibi sen birinci video ile ilgili, yani birinci ders videosunda izlersen daha verimli olacaktır. Çünkü oradaki sorulardan da çıkabilir. Bir de tabii ki derste de biz daha da detaylı anlattık. Eğer zamanımız varsa oradaki videoları da izleyip yazılıya biraz daha detaylı hazırlanabiliriz. Umuyorum ki çok güzel bir sonucumuz gelecek. O zaman arkadaşlar ödülü sorumuzu da yapıp yorumlar atıyorsun. Hepimize yazılıda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.